Bucket List of Death Zoom 100, onu konuşacağız. 7. bölümünü konuşacağız. Bu animeye bayıldım ya. İnanılmaz bir sürpriz, çok güzel bir sürprizdi. Çünkü şeyi de gösteriyor bize. Yani şu an çalışma ilişkisi var ya, işte işveren, iş alan, işte o iş stresleri vesaire. Bunun çok güzel bir şekilde manipüle eden işverenler, müdürlerin olağanüstü durumlarda da ne güzel yaptıklarını da gösteriyor. Biraz psikolojik bir strateji, bir yönelim anlatılmış. Çünkü orada onun müdürü Tendo'ya o kadar baskı veriyor ki, baskı veriyor. Ondan sonra diyor ki, ya yanlış anlama, ben niye seni çok baskılıyorum, niye seni çok sıkıyorum? Çünkü seni çok seviyorum falan, senin başına bir şey gelmesini istemiyorum falan. Yani böyle olunca o gönül alma olayı vardır ya bizde, İşverenlerin işte müdürlerin yaptıkları şey. Tendo tamamıyla hani şey, beynini yıkıyor yani. Tendo diyor ki, aa teşekkürler, size minnettarım falan. Daha da üzerine basıyor, daha da birçok şey yaptırıyor, köle gibi çalıştırıyor. Ve bunu görmesi, Shizuka karakterin görmesi bizi Shizuka'nın flashback'ini anlatıyor. Çok Kenchou ile alakalı bir şey yok. Kenchou'yu çok duygusal olarak daha tam göremedik ama Shizuka bunu gördükten sonra işte neden o kadar matematiksel olduğunu, her şeyiyle hani duygusal değil de mantıksal, İşte biraz daha şansları arttırmak için, ama şansları arttırmak gerçekten sonucu değiştirir mi belli bir yerden sonra? Hani mesela şanslarını arttırırsın, birden 50'ye büyük bir değişimdir, ama 45'ten de 47'ye de arttırmak hani çok değer mi duygunu yitirmeye? Biraz onu gösteriyor, çünkü babası bir şeyi anlıyoruz. Babası büyük bir şirket adamı, holding sahibi, birçok parayı çok ve ciddi bir şekilde yönetiyor. Ve o iyi yönetebildiği için işte ona ödüllendirildi geçmişteki dünyada. Yani geçmişteki o sistemde, zombisiz sistemlerde. Kızını da o yönde eğitiyor. Ama tabii bir şeylere başarılı demeyeyim de, bir şeylere sahip olacaksın diye bir şeylerden de yoksun kalıyorsun. Sonradan o sahip olduğun şeyin kölesi oluyorsun. Sahibi olmuyorsun. Biraz bize bunu gösteriyor. Çünkü giriyor işte, kızım bunu öğren. Onsa Shizuka şey görüyor. Görüyor bir köpek var. Onu adopte ediyor. Onu alıyor, sahipleniyor. Orada diyor ki, o şey köpek bile demiyor. O yersiz yükü ne yaptın falan. Onu şey def edebildin mi falan. O da diyor, def et yoksa şey sana yük olur, değersiz bir şey sana ne getirecek. Her şeyi getirme olarak, hani eklenir mi eklenmez mi, senin işine yarar mı, o yönde bakıyorlar. Tabi kız da üzülüyor, ondan sonra zaten sahiplendiriyor yani, o köpeği gönderiyor şeye, barınaklara. Ve orada Shizuka'nın aslında yani o anki halini, bıktığını zaten orada da babasına karşı. Yani orada da politik davranıyor. Babam diyor çünkü bir... Yani orada kendi çocuğunu eğer dediklerini yapmazsa... Yani şey bile diyor ya, benim sayımda evin var, benim sayımda okuyorsun falan. Shizuka da bunu anlıyor, diyor ki tamam, ben politik davranacağım. Evet diyeceğim. Ama içinde belli yani, büyüyor o şey, o isyan sesleri. Böyle de olunca hani Tendo'yu da görünce, bu kadar manipüle edildiğini görünce müdürüne karşı... O da onu hatırlayıp kırıyor. Yani şeyleri kırıyor yani adeta. Biraz kendisini aşıyor, duvarlar yıkıyor, söylüyor, işte anlatıyor ne kadar pis bir adam olduğunu. Ve o sırada müdürün foyası ortaya çıkıyor, çünkü bütün işçileri, çalışanları da ya şey yapıyor hani, gaza getiriyor ya da farkına vardırtırıyor aslında. Yani böyle olunca bu sefer tam o sırada bir hata oluyor, bir lojistik bir kamyonda bir zombi giriyor. Orada zaten hemen her şey sıkıntıya dönüyor, problem büyüyor, insanlar kaçışıyor, insanlar ölüyor, zombiler artıyor falan. Olağanüstü durumlarda da hani şey beklerdin, müdürün de ölmesini beklerdin. O da tam tersine, Tendo bir strateji yapıyor. İşte 4 tane kamyonla ortalıyor. Ortada da şey var, bir tane seyar, bir tüplü bir aparat var, bir şey var. Onu çekerek ve ateşi vererek patlatıyor ve şey, müdürün de koruyor. Şey de güzel aslında, İntikamı böyle hani öldürerek, el ezer şeklinde küfrederek, bağırarak değil, gene daha bir saygılı bir şekilde, saygısından ödün vermeyerek, yine teşekkür ederek öyle ayrılıyor ve öyle de güzel oluyor. Çünkü hani en güzel cevap şeydir ya, işte hatırlama onu. Yüzüne gül diyemeyeceğim de, hatırlama böyle. Onun da kötülüğünü isteme. Çünkü onun kötülüğünü istedikten sonra sen de onlara benzemiş oluyorsun. Ona dolayı o yönde yani Bucket List of Death
merak ediyorum. Opening'de zaten bir başka karakter daha var. Başka karakterler daha göreceğiz. O kesin. Ve dediğim gibi tahmine şansını vermekte fayda var. Çok güzel bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Ve diyeceklerim bu kadar. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzelsoy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.